1538 yılında Barbaros Hayrettin Paşa komutasında kazanılan Preveze Deniz Savaşı'ndan sonra Akdeniz'de başlayan Türk hakimiyeti 17. yüzyıl sonlarına kadar devam etmişti. Ancak Osmanlı İmparatorluğu duraklama devriyle birlikte giderek denizlerdeki hakimiyetini de kaybetmeye başladı. 1696 yılında kaptanı derya olan Mezamorto Hüseyin Paşa'nın reformları sayesinde toparlanan Osmanlı donanması 1770 yılına kadar yine de Ege ve Akdeniz'de söz sahibi durumundaydı. Ta ki bir gecede bütün donanmasını kaybettiği 7 Temmuz 1770 tarihindeki Çeşme faciasına kadar. Ardı ardına gelen ihmaller ve hatalar zinciri sonucunda denizcilik tarihimizin en büyük yenilgisini Kont Alexey Orlov komutasındaki Rus donanması karşısında Çeşme'de alırken limanda demirli bulunan Türk savaş gemilerinin tamamı ateşe verilmiş, binlerce denizcimiz de şehit olmuştu. 1768 yılında Osmanlı tahtında 3. Mustafa bulunuyordu. Bu dönemde Rusya'nın başında bulunan Çariçe 2. Katerina, bizde Deli Petro olarak bilinen Çar 1. Petro'nun başlatmış olduğu reformları sürdürmüş ve Rusya artık ciddi bir güç olarak ortaya çıkmaya başlamıştı. Rusya'nın himayemiz altında bulunan Polonya'yı işgale kalkması üzerine 8 Ekim 1768 günü Osmanlı İmparatorluğu Rusya'ya savaş ilan etti ve 6 yıl sürecek olan Osmanlı-Rus Savaşı böylece başlamış oldu. Çariçe Katerina'nın İstanbul'u alıp Bizans İmparatorluk tahtına oturmak ve boğazlar yoluyla Akdeniz'e, oradan da sıcak denizlere açılmak gibi büyük hayalleri vardı. Osmanlı-Rus Savaşı sürerken bu hayallerini gerçekleştirmek için zekice hazırlanmış bir planı uygulamaya koydu. 1769 Haziran'ında Baltık Denizi'nde bulunan Rus donanmasından 2 filoyu farklı rotalarla Atlantik Okyanusu ve Cebeli Tarık Boğazı yoluyla Akdeniz'e gönderdi. Rus donanması yolda İngiltere'ye uğramış, burada İngiliz Amiral Elphinstone ve birçok subay da Ruslara destek için donanmaya katılmıştı. Aslında Rusların bu faaliyetleri o dönem müttefikimiz olan Fransızlar tarafından bildirilmiş ve Rus donanmasının Cebeli Tarık Boğazı yoluyla Akdeniz'e girdiği, Ege Denizi'ne doğru ilerlediği rapor edilmişti. Ancak bu çok önemli istihbarat ciddiye alınmadı. Dönemin padişahı 3. Mustafa ve bazı yöneticiler bunun imkansız olduğu sonucuna vararak gelen istihbarat raporlarını göz ardı ettiler. Onların görüşüne göre Ruslar ancak Karadeniz'den gelebilirdi. Oradan gelmeleri için de boğazları aşmaları gerekiyordu. Baltık Denizi'nden yola çıkacak bir donanmanın Cebeli Tarık Boğazı'ndan geçerek Akdeniz'e inebileceğini hayal dahi edemiyorlardı. Ruslar önce Mora Yarımadası'na asker çıkartarak buradaki Rumları kışkırtmak suretiyle bir isyan başlattı. Amaçları bütün Yunanistan'ı kapsayacak büyük bir isyan çıkartmak, ardından Rus ordusuyla karadan İstanbul üzerine yürürken denizden de hem Çanakkale üzerinden hem de Karadeniz'den donanmayla saldırıya geçmekti. Mora'da Rumlar Rusların desteğiyle Türklere karşı büyük bir katliama giriştiler. Ancak ayaklanma, Osmanlı birlikleri ve denizden gönderilen donanma tarafından bastırılınca Ruslar amaçlarına ulaşamayıp yeniden Akdeniz'e açıldılar. İsyanı bastıran Osmanlı donanması bu kez Rusların peşine düştü. Rus donanması, Rus Amiral Orlov ve İngiliz Amiral Elphinstone komutasında iki ayrı filoya ayrılmıştı. Osmanlı donanması Ege'de ilerlerken İngiliz Amiral Elphinstone komutasındaki filoyla karşılaştı. Karşılıklı top atışlarıyla gerçekleşen savaş sonrası Rus donanması geri çekilmek zorunda kaldı. Aslen kara kumandanı olan ve denizcilikten anlamayan Kaptanı Derya Hüsamettin Paşa, komutanlarından daha sonraları kaptanı deryalık ve sadrazamlık yapacak olan Cezayirli Hasan Paşa'nın tüm ısrarına rağmen Rusları takip etmeye cesaret edemedi ve böylece ikiye bölünmüş olan Rus donanmasının yarısını imha etme fırsatını kaçırmış oldu.
sonrasında Orlov filosu ile birleşen Elphinstone filosu bu kez daha güçlü olarak Osmanlı donanmasının izini sürmeye başladı. En sonunda Midilli Adası'nın güneyinde Koyun Adaları mevkiinde karşılaşan iki donanma hemen savaşa tutuştu. Rus donanması 21 gemi, Türk donanması ise 30'dan fazla gemiden oluşmaktaydı. Daha savaşın başında Osmanlı ve Rus öncü gemilerinin çarpışmaları sonucu her iki gemide yangın çıkması ve yangının diğer gemilere de sıçrama tehlikesi nedeniyle her iki tarafta geri çekilmek durumunda kaldı. İşte o an Osmanlı donanması tarihi bir hata yaptı. Güneye doğru çekilerek manevra imkanı bulunmayan Çeşme Limanı'na demirlemek gafletinde bulundu. Bu durumun son derece tehlikeli olduğunu sezen ve kaptanı Derya Hüsamettin Paşa'yı uyaran Cezayirli Hasan Paşa'ya rağmen Hüsamettin Paşa, Çeşme Kalesi ile sahil arasına koydurduğu toplarla donanmayı emniyet altına aldığını ve düşmanın artık taarruz edemeyeceğini söyleyerek uyarıları dikkate almadı. O sırada Çeşme açıklarında beklemekte olan Rus gemileri, Osmanlı donanmasının sıkışmış bir halde bulunduğunu fark edince limanın girişini kapattılar ve Osmanlı donanmasını topa tutmaya başladılar. İki taraf arasında top atışları sürerken İngiliz amiral Elphinstone bir gece saldırısı planladı. Bu plan doğrultusunda Rusların 4 ateş gemisi top dumanları arasında karanlığın da yardımıyla sessizce limana sızarak yağlı paçavra ve humbara atışıyla birbirlerine yakın duran çok sayıda Osmanlı gemisini ateşe verdiler. Gece karanlığında gemilerin yanmaya başlamasıyla birlikte Osmanlı donanmasında tam anlamıyla can pazarı yaşanmaya başladı. Gemilerin birbirine çok yakın olmasından dolayı birinden diğerine sıçramak suretiyle yangın süratle ilerledi ve birkaç saat içerisinde bütün donanma yanarak kül oldu. Yok olan koca bir donanmayla birlikte 11 bin civarında Osmanlı denizcisi de bu saldırı sırasında şehit düşmüştü. Bu olayın sabahında alevlerden kurtulabilen birkaç gemi limandan çıkarken Rusların eline geçti. Kaptanı Derya Hüsamettin Paşa ise gemisiyle kaçarak Sakız Adası'na sığındı. Ruslar için bu zaferin anlamı çok büyüktü. Ne de olsa ilk defa Osmanlı'ya karşı üstünlük sağlamışlardı. Bu zaferin ardından Amiral Orlov'a 2. Katerina tarafından Çeşmenski yani Çeşmeli unvanı verildi. Ve bu savaşın hatırasına Rusya'da bir de zafer anıtı diktirildi.